teşekkür ederim. İlk başta tanıyamadık biz. Böyle önümüzden geçtik. Evet, biraz değiştim. Saçlar falan. Dizideki her şey imaj herhalde. Evet, yani dizide kısa atmıştık. Biraz kıvırcık da yaptım tabii, ondan da herhalde. Evet, evet. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Güzel gidiyor. Arada işte İstanbul'a geliyorum. Antakya'dayız biliyorsun. Zor olmuyor mu? Zor oluyor. Ailemi, arkadaşlarımı çok özlüyorum şu an. Evet. Peki trafikten yana şanslısınız diye umuyorum. İnanır mısın, Antakya'da trafik var. O zaman şanslı değilsin. Ama buradaki karar değil tabii, ama orada da bazen böyle kilitlenebiliyor yani. Haftada bir kere mi geliyorsun, yoksa böyle bir ayda bir falan manca fırsat buluyorsun? Genelde bu aralar haftada bir geliyorum, çünkü çok özlemeye başladım artık annemi falan. Arkadaşlarım da burada. O yüzden daha sık gelmeye çalışıyorum. Nişantaşı'na gelen ünlüler genelde ya estetikçiye gelir, ya dişçiye gelir. Ya doktor, ya bir doktora uğrar ya da bir alışverişe uğrar. Sizin için geldiniz? İkisi için. ya bir dolgu botos gibi şeyler değil de makinalarla yapılan cilt yenileme işlemleri oluyor ya, onlara geliyorum. Bir de estetize bir işim var. Peki şey mi, estetiğe karşı mısın? Var mı estetiğin hiç mesela, botoks falan var mı? Hayır, öyle bir şey yok şu an. Yani daha önce yaptırmıştım. 2 sene önce falan bir botoks yaptırmıştım ama ve bir göz ifadesinde bir gariplik oldu. Bir daha yaptırmadım yani. Zaten 6 ay sonra geçiyor ya. Bir daha yaptırmadım. Siz marka giyer misiniz? Öyle bir takıntınız var mı? Öyle soralım. Yok, takıntım hiç yok. Çok para harcar mısınız içerisi? Öyle. Yani harcıyorum ama öyle çok abartılı değil. Bilmiyorum ya. Bana bir şeyler söyletmeye çalışıyorum. İkinci el falan hissediyorum. İkinci el giyer misiniz veya var mı, çalıyor musunuz ikinci el? İkinci el alıyordum eskiden, şimdi çok bulamıyorum. Ama benim annemin dolabında yeterince ikinci el var zaten. Çok güzel kıyafetleri var eskiden kalan. Onları genelde giyiyorum. Ama eskiden ikinci el alıyordum. Şimdi çok bulamıyorum ya istediğim gibi şeyler. Böyle ancak hani özel festivaller oluyor ya, retro festivalleri. Evet. Oralarda falan. Olmazsa olmazınız ne? Olmazsa. Yani takımı... Ayakkabı. En çok aldığım şeyi mi soruyorsun? Evet. Mont. Kaç tane? Çok var. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. 30 tane montunuz var mı? Var. 40? O 40 yoktur. 30'da 40 bilmiyorum arası. 30 vardır ama. 30'dan sonrasını sevmedim. Ya ama ben yani kolay kolay şey yapmıyorum bir de. Atmıyorum çünkü montları çok güzel aldığım için de kullanıyorum senelerce. O yüzden birikiyor yani. Çantaları sever misiniz? Çanta, çok çanta takıntım yok ya. Ayakkabı. Çok şey bu bavul. Bu bir bavul. Bavul diye direkt uçaktan mı geldiniz direkt buraya falan? Yok. Bunu taşımam gerekiyor. İçinde bazı taşımam gereken şeyler var. O yüzden Anlam, büyük biz şeyler. Korumalık falan yapalım mı? Ne? Korumalık falan yapalım mı? Çok hayır. büyük maliyette küçük şeyler. Korumalık yapmanıza gerek yok. Manevi harika oldu galiba. Evet. Manevi şeyler abi. Gıda ürünü diyelim. Evet. Stok yaptınız herhalde. Yok, bazı bir beslenme alışkanlığı. O da mantıklıymış aslında. Beslenme alışkanlığı. Yani bazı kullanmam gereken şeyler var, böyle toz, gıda takviyesi gibi, onları yanında taşımak zorundayım. Şey mi, bunun rejimle alakası var mı, yoksa doktorun evet, verdiği işte kilonun bir sabit... temizlik gibi bir şeyle alakası var. Vücut ya, temizliği. Hani bir hastalığınız falan yok onun için. Yok yok, şükür yok. Sadece biraz daha dikkat etmeye başlamak istedim. Antakya'yı biliyorsun. Madem yemeklerinden... Bir şey diyorum, evet, orada yemeği nasıl dayanabiliyor musunuz ya? Artık dayanıyorum. İlk gittiğimde dayanamıyordum. Çok kilo aldım. Kaç kilo aldınız orada? 5 kilo aldım. Verebildin mi bunları? 2 kilosunu verdim şimdi. Yani. Kilosunu da bunları kullanarak vereceğim. Yani. Aynen, vereceğim inşallah. Yılbaşına kadar öyle bir hedefim var. Peki dizi bittikten sonra tekrardan uzatacağım mı saçları, yoksa sevdin mi bunu? Uzatmaya başladım saçımı. Şu boy biliyorsun, senelerce öyleydi boy. Evet, çok evet, seviyordum ben onu. Yine öyle kullanacağım bir süre. İşte yaza kadar uzar mı o kadar bilmiyorum da. Bakalım. Son olarak peki yalnız gireceğinizi söyledik yılbaşına, ama hiç böyle bir konuştunuz veya böyle yok, veya yok, kalbiniz kapalı mı şimdilik? Kalbiniz kapalı mı? Korkuyorlar mı yaklaşıklarla? Yok canım ya, öyle bir ortama bir şey olmadı şu an. Yani işle alakalıyım. Buraya gelince zaten arkadaşlarımla, ailemle vakit geçiriyorum. Hiç öyle bir durumum olmadı. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun.